Oy pusulasındaki sıralama böyle ama bazı soru işaretleri var. Yüksek Seçim Kurulu'na sorular var. Bu sorulardan birkaçını Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu kendisi Avukat İdris Şahin sosyal medya hesabından paylaştı. Diyor ki YSK'da tüm siyasi partilerin temsilcilerinin kürsünün önünde, herkesin gözünün önündeki fanustan çekiliş yapılmış olmasına rağmen AK Parti temsilcisinin kürsünün ardında bulunduğu yere fanusun götürülmesi ve kura çekimi sonrası topun görevliye teslim edilmesi sizce uygun mu? Yüksek Seçim Kurulu'nu etiketleyerek bu soruyu soruyor İdris Şahin. Bakalım Yüksek Seçim Kurulu itirazlara ya da eleştirilere ya da sorulara cevap verir mi? Onu göreceğiz. Arkadaşlarımdan rica edeyim, oy pusulasını bir kez daha arkaya getirebilirler mi? Neden ne kadar şanslı AK Parti birinci sırada yer alıyor dedik ki oy pusulasında? Ne fark eder? Bir de olsa ne olur? Sekiz de olsa, 15 de olsa ne olur diye sorabilirsiniz. Sonuçta her partinin ismi var, logosu var. Hangi partinin adayına oy vermek isterseniz oy pusulasında oraya basacaksınız mührü. Ama iş o kadar kolay değil. Belki sizin için öyle, belki benim için böyle. Ama diyelim ki yaşı ilerlemiş, gözleri iyi görmüyor ya da bir oy pusulasını aldığı zaman eline bütün bu partileri gördüğünde kafası karışabilecek insanlar var. Belki logolardan, amblemlerden dahi çıkaramayacak olanlar vardır. Oy vereceği adayın hangi partiden olduğunu. Dolayısıyla bu insanlar şu bilinçle gittiklerinde oy kullanmaya, ben bir numaradaki partiye basacağım. En kolay şekilde nerede olacak? AK Parti birinci sırada. Burada hata yapma şansı hiç yok. O yüzden AK Parti bu açıdan şanslı dedik ama bu nasıl şans? Eğer gündeme getirilecek başka itirazlar, bugünkü kura çekimiyle ilgili başka eleştiriler, Yüksek Seçim Kurulu'na doğrudan sorular olursa her birinin üstünde durmalı elbette. Bu önemli. Evet, geçelim adaylara, öyle değil mi? Bir taraftan AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın diyelim tek tek adayları ilan ediliyor. Bir taraftan da muhalefet partilerinin, gözler özellikle muhalefette, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarında. Yeni isimler belli oldu. 209 seçim bölgesinin adayı belli olduğu ilan edildi. Bunların arasında Antalya var. Antalya Muhittin Böcek'le yola devam ediyor. Muğla var, Ahmet Akın'la yola devam ediyor. İzmir merakla beklenen yerlerden biriydi. Hala İzmir adayı belli değil. Görelim bakalım hem iller hem de ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün ilan edilen adayları kimler? Peş peşe toplantılar yapıldı. Uzun bir mesai verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 209 seçim bölgesinin daha adayı belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda önce yakın ekip toplantısı yapıldı. Bu nedenle Merkez Yönetim Kurulu toplantısı geç başladı. İzmir adayının gündeme alınıp alınmaması değerlendirildi. İzmir Büyükşehir ve ilçelerinin adayları açıklanmadı. İlan ettiğimiz adaylarımızın arkasındayız ve bu konuda üzerimize ne düşerse onu yapıyoruz. O dün söylenenlerin tamamı hayal mahsulü işlerdi. Onu zaten arkadaşlarımız yalanladılar. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ya da vatandaşlarımız bir konuda bir beklenti sahibi olurlarsa onu Cumhuriyet Halk Partisi en ince noktasına kadar irdeler. Parti meclisi toplantısında adaylar oylanarak belirlendi. Muhittin Böcek yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bu kez Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kastamonu Belediyesi'ne Hasan Baltacı aday gösterildi. İstanbul'da 14 ilçe adayı belirlendi. Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de mevcut başkanlar yeniden aday oldu. Ancak Maltepe ve Şişli'de revizyona gidildi. Mevcut başkanların yerine Maltepe'de Esin Köymen, Şişli'de Resul Emrah Şahan aday gösterildi. Ve Ankara'nın ilçeleri. Mamak için CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in adı geçiyordu. Mamak adayı Veli Gündüz Şahin oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı önce Etimesgut, sonra Mamak için önermişti. Özarslan aday gösterilmeyince baş danışmanı olarak atandı. CHP Genel Merkezi Polatlı Nallıhan Kızılcahamam ve Beypazarı'nda eski AK Partili ve MHP'li isimleri aday yaptı. Bu hafta sonuna kadar açıklanır hepsi.
Ankara'ya dönelim şimdi, çünkü Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın bu akşam önemli bir toplantısı var. 5 yılın projelerini tanıtım ve bilgilendirme toplantısı. Mansur Yavaş geride bıraktığı bu 5 seneyi özetleyecek. Eğer yeniden seçilirse bir 5 yıl daha Ankara için neler istiyor, neler hayal ediyor, vaatleri neler, bunları anlatacak. Toplantı öncesinde bakalım neler yaşanıyor, hangi mesajlar bekleniyor Mansur Yavaş'tan, Halk TV muhabiri sevgili Şeyma Paşayit'e soracağız. Şeyma, hem projeleri hem vaatleri dinleyeceğiz herhalde, değil mi? Evet Seda, şimdi Ankara Otobüs'te Atatürk Spor Salonu'ndayız. Saatler 19.30'u gösterdiğinde başlayacak buradaki program. Kapılarda, burada kapıları da henüz yeni açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kürsüde olacak. Biraz atmosferden söz edecek olursak, Mansur Yavaş'ın posterleri, Türk bayrakları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin posterleri bulunuyor. Ankara Gücü hazırlıklar da tamamlanıyor. Sesine gidiyordu dediğinin arkadan provaları yapılıyor. Provaları yapılıyor. Şimdi hazırlıklar tamamlanacak ve saat 19.30'da buradaki program başlayacak. Şimdi baktığımızda dün de CHP Genel Merkezi'nde bir parti meclisi vardı. O parti meclisini de kattığımızda toplam 830 seçim bölgesinden belediye başkan adaylarını açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Ve CHP parti meclisinde o belediye başkan adaylarının belirlendiği ilk parti meclisinde Mansur Yavaş'ın ismi oy birliğiyle yeniden seçilmişti. Belediye başkan adaylığı için oy birliğiyle PM'den oylanmıştı. Ve dün de 11 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı. Onun öncesinde yeni mahalle açıklanmıştı. Fethi Yaşar yeniden aday gösterilmişti. Ve bugün hem mevcut belediye başkanları hem de yeni açıklanan etmesiniz gibi yeni açıklanan dün açıklanan 11 ilçe belediye başkanı gibi belediye başkan adayları burada olacaklar. Milletvekilleri bekleniyor ve Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı da burada olacak. Bugün Özgür Özel önce Eskişehir'deydi. Eskişehir'de bir konuşma yaptı. Oy istedi Eskişehir için, 31 Mart seçimleri için ve Türkiye İttifakı kelimesini kullandı. Yani tabanda ittifak vardı. Biz 31 Mart'ta Türkiye İttifakı'nı kuracağız dedi Özgür Özel. Burada da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Vereceği mesajlar, burada vereceği mesajlar da elbette önemli olacak. Peki Mansur Yavaş neler anlatacak? 2019'dan sonra 5 yıldır belediye başkanı Mansur Yavaş. Öncelikle burada 5 yıldır neler yaptıklarını anlatacak. Daha sonrasında da vaatlerini sıralayacak Mansur Yavaş. İlçe belediye başkan adaylarıyla birlikte kürsüye çıkacak. Birliktelik mesajının verilmesini bekliyoruz. Bundan öncesinde Etimesgut adayı olarak Erdal Beşikçioğlu, yeni mahalle belediye başkanı olarak da dün de 11 ilçede açıklandı. Özgür Özel'le birlikte Mansur Yavaş ve açıklanan belediye başkan adayları kürsüden birlik mesajı verecek. Program saat 19.30'da başlayacak Seda. Şeyma Paşayit'e teşekkür ediyoruz. Zaman zaman onu duymakta biraz zorlandık ama çok doğal.